Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Birinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Aralık ayı gökyüzü gündeminde sizlerle beraberiz. Kariyer, ev yaşamı. Evet. Kariyer hayatında yükselişler, bazı zorlanmalar, yoğun bir ay, ne dersin? Evet sevgili Başaklar, bu ay yeni ayla başlayacak. 3 Aralık'ta Yay burcunda doğacak yeni ayımız. Başaklar için evleriyle ilgili, yaşadıkları yerle ilgili, ev olabilir, ofis olabilir, aile üyeleri, ebeveynlerinle ilgili olabilir. Bazı yenilikler gündeme gelebilir. Yeni ev alımı, satımı, taşınma, kiralanma veya ev içerisinde oluşabilecek bir değişiklik, yenilenme. Bu yeni ayın konuları arasında güzel ve keyifli bir yeni ay. Misafir ağırlayabilirler. Belki sürpriz misafirler gelebilir. Sürpriz evet. Misafirler gelebilir, sürpriz insanlarla karşılaşılabilir, aileden destek alınabilir, bazıları da sürpriz bir şekilde ev değiştirebilir. Evet, ani bir kredinin, beklenen bir kredinin alınması ya da bir yatırımın, yatırım sonucu oluşabilecek bir gelir. Yine 5 Aralık'ta evet. Zaten Merkür Yay burcuna girince bu konular 9 Aralık'a kadar olan dönemde o ön plana çıkabiliyor, gerçeği söylemek gerekirse. 7 Aralık'ta Merkür kare Neptün iş ve kariyerle ilgili bir üzüntü, belki küçük bir hayal kırıklığı, belki evet, birlikte çalıştığı insanla ilgili bir problem, bir dikkatsizlik olabiliyor. 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna geçiyor. Bu Mars'ın terazi burcunda olması ilginç bir yapı, maddi ve ekonomik olarak harcamaların arttığı, artık 27 Temmuz 2014'e kadar biraz sistemin ona dikkat dediği evet, bir dönem çıkıyor. Evet, para konularına dikkat etmek gerekiyor. Son dönemlerde Mars Başak'taydı, onları biraz yordu ama evet, para konularında artık gündeme geleceği bir dönem bu. 17 Aralık'tan itibaren de İkizler Burcu'nda Dolunay var. 13 Aralık'ta Jüpiter, Üçgen, Satürn onları zaten başarı, şans, uzun vadeli istikrar konularında belli yerlerde. Mesela diyelim ki bunlar işte sosyal yaşam, sosyal yaşam içinde çeşitli arkadaşlıklar, hı hı, iş ve kariyerle ilgili bazı tekliflerin gelmesi 13 Aralık haftasında olabiliyor ama 17 Aralık İkizler Burcu'ndaki Dolunay'la beraber bu biraz daha kesinleşiyor. Kesinleşiyor, evet. Yani bir iş teklifi. Tabii. Bir iş teklifi, bir projenin bitmesi, yeni, hı-hı, bir iş teklifi, hatta iki ayrı teklif arasında da kalabilirler. Ama bunun unutmayın 13-14 Aralık'ta haberlerinin gelmesi gerekiyor olması için 17 Aralık'ta sosyal evet, yaşamda bir yükseliş de var. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'nda, 21 Aralık'ta Venüs Retro Hareket'te, ne dersin? Evet, Güneş'in Oğlak Burcu'na geçmesi sevgili Başaklar sizin için güzel bir pozisyon olacak. 21 Ocağı kadar Güneş Oğlak Burcu'nda sizin enerjinizi arttıracak. Güzel destekler verecek. Ancak aynı gün Venüs Retro harekete başlıyor. Yine Oğlak Burcu'nda 31 Ocağı kadar Venüs Retro'da olacak. Bu belki aşk hayatları, ilişkileriyle ilgili, duygusal yaşamlarıyla ilgili, çocuklarıyla ilgili bazı konularda zaman zaman pürüzler yaratabilir. Venüs'ün Retro hareketi ilişkilerde bazı sorunlar çıkarabilir. Bunun yanı sıra yine maddi konularda, yatırımlarla ilgili konularda bazı harcamaları arttırabilir, kayıplar verebilir. Bazı eski kavramlarla tekrar karşılaştırabilir. Eskiden yarım bıraktıkları bir kursa başlamak tekrar. Tabii. Bir hobiyle ilgilenmek, yani daha önceden ilgilendikleri sonra bıraktıkları bir hobiyle tekrar ilgilenmek gibi konular gündeme gelebilir bu süreç içerisinde. 25 Aralık'ta, hı-hı, Mars karşıtı Uranüs, 25 ve 31 Aralık arasında maddi ve ekonomik gelirlerde sıkıntılar, küçük fiziksel operasyonlar, diş ağrıları, baş ağrıları, belle ilgili sorunların çok yoğun olacağı bir dönem var. 31 Aralık gecesi tehlikeli. Kendiniz için olmasa bile sosyal çevrenizdeki insanların gerginlikleri, çatışmaları ve ani bazı zorlayıcı haberlerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. Daha temkinli olmak lazım. 31 Aralık'ta Mars kare Plüton, yani maddi gelirleri gene temsil etmiş değil mi maddi bu? Maddi gelirler, belki şans oyunlarında özellikle kayıp gelebilir. Ona dikkat yani, etmek gerekiyor. Sayısal loto evet, oynamak, iddia oynamak, kumar oynamak, borsaya borsa, dikkat etmek gerekiyor. Bunlarla ilgili çok ciddi kayıplar olabilir. Çocuklarla ilgili konularda sağlık sorunları olabiliyor bazı evet, mesela çocuğunuzun ateşi yükselebiliyor, hı-hı, veya yediği bir şey dokunabiliyor gibi olaylar derim. Yılın son ayına dikkat. Evet, sevgilerle kalsınlar. Hoşça kalın. Güle güle.